Ayşe. Ha, merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sizler de iyiyiz. Biri arıyor. Neler söyleyeceksiniz? Biri arıyor. Evet, çok güzel bir davet var içeride. Türkiye'ye yeni gelen bir markanın lansmanı var bugün. Ben de uzun zamandır sokağa çıkmıyordum. Dedim sokağa çıkayım. Bari buraya gideyim, eğlenelim biraz. Evet, çok fazla göremiyoruz sizi dışarılarda. Fazla, bayağı uzun zamandır da sohbet etmemiştik herhalde. Evet, evet. Geç arada yaz vardı. Yaz nasıl geçti? Güzel geçti. Tatile gittik, geldik. Orada da göremediniz tabii. Ben biliyorum göremediğinizin, ben farkındayım. Tercih meselesi tabii bazı şeyler. Çok güzel bir tatil yaptım. Çoğu oyuncu, ünlü tatil yapamadığından şikayetçi. Sizde öyle bir durum yok herhalde. Yok, biz tiyatro sezonunu kapattık Nisan gibi. Nisan-Mayıs gibi. Sonra tatile çıktık. Şimdi yeni projeler için hazırlanıyoruz. Devam. Biz tabii ki bikinili fotoğrafları göremeyince tatil yapıp yapmadığınızı anlayamıyoruz. Evet, çok doğru. Çok doğru, kesinlikle. Bodrum'daydım aslında. Acaba baktığınızda tanımadınız mı? Öyle bir şey olabilir. Öyle bir şey olmuş olabilir, olmuş olabilir. Dikkat ediyor musunuz peki? Böyle hani çekilirim, çekilmem, denize gireyim, girmeyeyim. Hayır, hayır, denize girerim, hiç affetmem de. Yani siz varsınız diye denize girmemekten mi? O kadar anlamadım. Soruyu da o kadar anlamadım. Yani yok, hiç çekinmem. Çeker, yok, yok, hayır. Denize neyle gireceğiz ki başka? Yani bikiniyle ya da mayoyla gireceğiz. O yüzden çok rahatsız olmuyorum ya ben öyle şeylerden. Sabahın 5'inde denize giren ünlüler var çekilmemek için. Olabilir, rahatsız oluyorlardır. Kişisel tercih meselesi. Ve kışa döndük. Saygı duyarım. Kışa döndük. Şimdi bizim oyunumuzun provaları başlayacak. Güzel bir şekilde devam edecek sezon inşallah. Güzel geçecek. İnşallah. Barış Akarsu filmini sormak istiyorum size. Yeni bir film geliyor. Evet, duydum. Neler düşünüyorsunuz? Umarım çok güzel olur. Çok güzel olur. 18 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam vizyon tarihi. Onlarla ilgili hiçbir fikrim yok ama projeden haberim var. Umarım çok güzel olur. Güzel de bir kadrosu olmuş gördüğüm kadarıyla. Güzel olur. İzlemeyi düşünüyor musun? İzlerim tabii ki. Niye izlemeyeyim? Neden izlemeyeyim? Seve seve. İzledikten sonra mutlaka röportaj yapmak isteriz sizi. Kısmet. 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 Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Olabilir. X-ray gelsin çek. İyi akşamlar Kenan Bey, iyi akşamlar Beyhan Hanım. Sağ olun tekrardan. İyi akşamlar Fatih. İyi akşamlar, sağ olun. Uzatmadan ben konuyu söylüyorum. Rıfat Baltoğlu'nun koleksiyonu için buradaydık bu akşam. Harika işler yaptı. Çok sevdiğimiz bir artist arkadaşımız. Sağ olun, teşekkür muazzam ederim. Bir gece oldu. Şahaneydi. Dedim. Sağ olun, teşekkür evet, ederim. Evet, Ata koleksiyonu galiba. Ata koleksiyonu. Biraz bahseder misiniz bize, nasıl bir sergi? Şöyle, sırf Atatürk'ün olduğu bir sergi. Cumhuriyet altının büyütülmüş hali bunlar. Ben kendi ofisime güzel bir Atatürk resmi asmak istiyordum. Ama normal klasik bir Atatürk resmi asmaktansa orijinal kendime ait bir özel eser yapmak istedim. Bu biraz büyüdü. Eser haline geldi. Ve 29 Sonra Ekim'de de dedim ki, ben de dedim bunu niye çoğaltmıyorsun? Niye bize paylaşmıyorsun? Bize aynen de ver, öyle. Bize de yap. O da yapmaya başladı ve şimdi buradayız. Evet, harika bir kalabalık. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ ol, iyi akşamlar. Tekrardan size dönecek olursak, nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Yeni albüm hayırlı olsun şimdi. Çok iyi. Ne zaman çıkıyor? Konu gene bizim. Belli oldu mu tarih? Yani şimdi birazcık evet, şimdi Kenan'ın konserleri de böyle yavaş yavaş. Yani Kenan'ın takvimi de rahatlıyor. Şimdi işte biz de New York'ta filmi tamamladık. Çalışmalara devam ediyoruz. Hazır olunca artık bir tarih söylemek istemiyorum. Ama az kaldı. Evet, Kenan Bey, konser gerçekten yoğun bir tempodasınız yine. Yarın galiba Antalya var, sonra 29 Ekim Ankara var. Devam ediyor. Neler söyleyeceksiniz? Cumhuriyet bayramımız da geliyor. 29 Ekim benim için çok önemli. Çok özel hazırlanıyoruz. Yaklaşık böyle 3 gündür falan 24 saat çalışıyoruz. Hem dansçılar, hem ışıkçılar, hem efektçiler, hem müzisyenler. 29 Ekim için Ankara'da muhteşem bir konser planlıyoruz. Atatürk İnşallah. De oradan bize bakıyor. Çok güzel neler olacak. Diyorsun Atamıza diye. Zaten Cumhuriyet günleri başladı yani. Bu akşam Atatürk'le başladı. Heyecanımız büyük. 29 Ekim Ankara muazzam olacak. İnşallah diyelim. Beren Hanım, son olarak da Kıvanç Bey ile filmi soralım. Nasıl gitti? Çekimler bitti. Ya çok tatlı bir film oluyor bence. Ben çok eğlendim. Uzun zamandır oynadığım bir karakterle bu kadar eğlenmemiştim. Yani çok keyifli bir film olacağını düşünüyorum. Umarım herkes beğenir. Çok uzun zaman sonra da bir araya geldiniz. Neler yaşandı? Hani çok eskiler yadırdınız. Çünkü biliyorsunuz her sene TT olan bir aşkı memnu var. Hadi. Sonra konuşuruz onları. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz yani. Kenan Bey. Çok sağ olun. Görüşürüz Beren. Sağ olun Mahdi Bey. Tamam, kes.